Merhabalar. Bu dekoru tanıyan var mı bu? Efendim, evet, erkek yurdu geliyor. Biliyorsunuz yurtlarda kalabalık, yurtlarda özellikle. Bu bizim yurdumuzda 4 öğrencimiz var. Beraber yaşamak biraz zor. Yani herkesin huyu birbirine uymuyor. Herkesin bir yurttan beklentisi başka oluyor. Bizim yurdumuzdaki öğrencilerin de beklentileri var. Bir yurt nasıl olmalı beklentisi var. Atakan ve Arif yazdı. Erkek yurdu geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hey gidi Ertuğrul. Sen de mezun oldun ha. Çok iyi uşaktı ya. Hep gelirdi. Tolgaların odada bu var, Tolgaların odada şu var. Hep anlatırdı. Yolu açık olsun kanka, ne diyorsun? Arkadaş, bu ne ya? Bu kadar olmaz ama ya. Yeter gari ya. Her gün kullarınızı toplayıp durum ya. Erkek yurdumu, hayvanat yurdumu belli değil ya. Bıktım gari temizlemekten. İyi tarafından bak Yasin. Temizlik imandandır. Sen de cennetliksin. Kusura bakma da iyi tarafından bakamayacağım kardeşim. Benim saçımda şu an tavuklu noodle var. Bilip durur musun sen? O nasıl oldu lan? Nasıl oldu? Bilip durur musun? Sulağı yok diye kettle'da su ısıtayım da saçımı yıkayayım dedim. Kimse gari onun içinde tavuklu noodle kaynatmış. Bir döktüm, noodle'lar içine kaçtı. Aradı bul gari. Gel bakayım. Lan. Ha, ortalar doğru. Lan yeme bari be. Yemin ederim şu an var ya. Şu an National Geographic'te iki tane babun birbirini bitliyor ya. Ya. Gerçekten hayvanat bahçesini çevirdiniz. Ya nimet dur ya, ayıp dur ya. Tamam. Yasin bir şey söyleyeceğim. Temizlendi. Babacığım gerçekten bak sen bir söylüyorum şu saçlarını sen de kestir, hiç hijyenik değil abi. Beni hijyen dersi verin bak ya. Ya bizim odamız hijyenik değil, siz hijyenik değilsiniz. Beni kalırsa korona bu odadan yayıldı dünyaya. Ben bir şey diyeyim mi? O yarasa yiyen Çinli abdestli olsaydı bunlar olmazdı. Ya arkadaş sen 7/24 abdestlisin, 8 kere korona oldun. Ben Çinli miyim Yasin? Lan niye alakası var ya? Ahmet. Evet. Abi. Benim enseyi bir alsan Allah tersime kalıyor. Bir dakika sen de alıyorsun ya. Ne oluyor arkadaş ya? H5 maymunu gibi ya. Odada tıraş mı olunur lan? Lan oğlum ne yapayım? Çamaşırhanede çok sıra var hadi lan. Lan banyoya gitsene. Banyo mu? Yurtta banyo mu var lan? Oğlum sen nerede duş alıyorsun? Oto yıkama Ahmet abi de. 10 lira kopuk 10 lira tazik. Anca arınıyorum oğlum. Ne yapayım böyle yıkıyorum. Gitmişken bir pasta cila da attır. Cildin parlar. Dikkat çekersin. İşe yarar mı diyor? Tabii canım pasta cila ya. Ya bir de soruyor işe yarar mı diye. Oğlum sen nasıl üniversiteyi kazandın lan? Salladım tuttu. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi tamam lütfen biraz sessiz olun. Hakikaten bak daraldım yani. Yeni şarkıya çalışacağım lütfen. Yeni şarkıya çalışacağım. Burası kütüphane mi? Git orada çalış lan. Ulan kütüphanede nasıl gitar çalayım? Yılmaz Erdoğan metroda saz çalıyor. Allah Allah. Ya konumuzla ne alakası? Bir şey diyeceğim. Sen hiç kütüphaneye gitmedin değil mi? Gitmedim. Sen hiç hipodroma gittin mi? Gitmedim. Ne yapalım şimdi? Gitmediğimiz yerleri mi kapıştıralım? Allah! Ya ne alakası var abi? Ya evet arkadaş. Gidin dışarıda kapıştırın. Herkes odadan çıksın. Ben bu odayı yıkayacağım. Lan oğlum sular kesikledi ya. Sular yok, yok. Bilip durun. O yüzden itfaiyeye yalan ihbarda bulundum yangın vadiye. Birazdan camdan su sıkarla. İyi oldu. Ben de abdest alacaktım. Ben de bari sabun varsa yıkanırım lan. Ya sen nereye? Sen yıkansan arınır mısın? Sana dere lazım. Da. Oğlum niye? Ben zaten tanesikli suyla yıkanıyorum. Terdim. Ben senden temizim biliyor musun? Bir şey soruyorum. Allah ben seni... Hayır bak sen... Yasin. Yasin ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Ya abicim bu kadar zor olması gerek ya. Bir de sorup durursun ya. Benim hayalimdeki erkek yurdu bu değil. Oğlum mal mısın sen? Niye erkek yurdu hayal ediyorsun? Kız yurdu falan hayal etsene. Hatta hayal değil mi? Direkt kız hayal et lan. Oğlum bir dakika dur, adamın bir derdi haksız var ya. Haksız mıyım ben? Tamam haklısın, bir dakika dur. Yasin bir şey söyleyeceğim. Ne abi sen nasıl bir yurt hayal ettin? Tamam hepimiz belki sıkıntılar yaşıyoruz da sen nasıl bir şey hayal ettin? Belki yardımcı oluruz sana. Abi biraz daha düzenli olalım. Biraz daha temiz olalım. Fena mı olur ya? Bakın ben size anlatayım hayalimdeki erkek yurduna. Ne olursun? Yurtta yaz tatili dönüşü temizliği için sabah erkenden kalktım. Oda arkadaşlarım da benim kalktığımı görünce dayanamadı. Her biri aşırı titiz çocuklar. Çünkü Başak Burcu olmak bunu gerektirir. İlk iş olarak tabii ki yataklarımızı topladık. Ardından temizlik için iş bölümü yaptık. Bugün benim cilt bakım günüm olduğu için arkadaşlar temizlik yapmamı istemedi.
Allah razı olsun hepsinden. Hilmi dolap kapaklarını gelişti. Nasıldı tozlular, şuraya bakın. Pislikten yapışmışlar adeta. Açılmıyor resmen. Dağınık bir oda, dağınık bir zihni benzeyip duru. O yüzden Ahmet etrafı iyice derleyip toparlayabildi. Kenan yerleri güzel sirkeli suyla köpürtü köpürtü silmeye koyuldu. Arada köpüklerle şakalaşmayı unutmadık tabii. Yurdumuzun müdürü de gelip gördükleri karşısında şaşırdı kaldı. O da bizden çok memnun. Eli de boş gelmemiş. Bakın çamaşır suyu ve sirke. Odamız pırıl pırıl oluverdi. Bu ve bunun gibi temizlik videoları için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Başak Kurdu. Naha hayalim, ne de durursanız. Oğlum adamın gözyaşları sel olmuş, şuraya bak. Gerçekten burası naha hayal mi? Ulan böyle hayal mi olur lan? Sen naha hayalinde bizi gündelikçi yapmışsın lan. Olur mu oğlum böyle bir şey ya? Kakılmışa döndük burada lan. Ya ben bir şey merak ediyorum ya. Biz dört erkek niçin birbirimize köpük atıyoruz ya? Adam akıllı temizleyelim buraları. Tamam artist, köpük olmasın, köpük derdin olmasın. Ama dediğim gibi daha temiz olalım, fena mı ya? Ya fena mena değil ki siz. Eğlence yok bunda. Tamam, siz bir erkek yurdu nasıl eğlenceli olur bunu bilmiyorsunuz. Sen çok mu biliyorsun? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir Ahmet. Lan bu bok bilmediğini hepimiz biliyorduk, kendi ağzınla söyledin tam oldu. Öyle değil oğlum, vallahi öyle değil. Bak şimdi bir yurt nasıl öyle? Bak eğlence olacak tamam mı? Biraz müzik olacak, ışıklar olacak. Ankara'nın ruhunu yansıtacak birazcık. Ankara'nın ruhunu ne yapacağız oğlum? Yurdu pavyona mı çevireceğiz? Ağzın balıyorsun Ahmet, ağzın balıyorsun. Mesela şurada bir masa olacak. Üstünde yiyecekler, içecekler olacak, anladın mı? Senin bir orkestra olacak. Sen yine şarkı söylüyorsun Ahmet, evet. Sen yine şarkı söylüyorsun. Hatta sahne kostümün bile olacak. Ama ses biraz az şu anda. Yaparsın. Abi ben yapamam, ben popçuyum. Vur ışıklar çaklasın, vur zillere şaklasın. Bizi çekemeyenler hasedinden çatlasın. Oynaya yavrum oynaya, gel dolanayım boynuma. Hadi bebeğim gel buraya, gir vereyim boynuma. Oynaya yavrum oynaya, gel dolanayım boynuna. Gel artık zalim babası, gir vereyim boynuna. Hey! Sattın mı tarlayı Kenan'ın işte? Sevgili misafirler, kısa bir aranın ardından tekrardan devam edeceğiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ağzın bağlıysın, ne güzel söyledin öyle. Sizin de vallahi elinize, emeğinize sağlık. Şahanesiniz dostlarım, gelin. Gelin size bir şeyler ikram edeyim. Ne içersiniz? Ben bir kokteyl alayım. Ben de limon bojit alayım. Ben bir ayran alayım. Aha, yapma ya. Eğlenip duruz oğlum. Biraz cesaret yap. İyi o zaman, susurluk ayranı. Helal olsun be. İyice şımardın biliyor musun? Vallahi iyice şımardın. Vallahi şımardı babacığım. Kendini kaybetti ya. Vallahi kendini kaybetti ha. İyi. Ne oluyor burada? Eyvah müdür. Müdür geldi. Bu masanın hali ne lan? Meze niye yok? Hemen ben size alevli meyve tabağı yaptırıyorum tamam mı çocuklar? Hocam tamam cansınız. Siz keyfinize bakın. Vallahi hocam Allah razı olsun. Bu yurdun yeni sistemi şahane biliyor musunuz? Şahane. Ya Kenancığım ne demek? Çok teşekkür ederiz görüşlerin için. Yani biz bir dahaki haftalarda falan haftanın içinde bir gün sizi dışarıda mekanlarda da ağırlayacağız. Kurban olurum. Tabii içecek, yiyecek hepsi dahil bile. Ana. Bu arada çocuklar yurdumuzun ismini de değiştirdik. Ne oldu hocam? Ne olacak? Mega Night erkek yurdu. Güzel. Harika. Mega Night güzel olmuş Cahane. Babacığım. O cahane. Ya hocam ledlerden tabelada yapalım mı? Ya yaptırdık bile ya. Vallahi. Ayıp ediyorsun Kenan'ım. Senin ağzını yiyin. Şu an mahalle ışıl ışıl görmen lazım. Hocam bir de bir dansöz olsa ya. Biz dans ettik. Kucağıma aldım ben bunu ya. Ya orası o. Dansöz nasıl olur ya? Dansöz. Oğlum bana niye gelmiyorsunuz ya? Kadrolu dansçımız var. Oğlum. Evet ver müziği.
Yani siz dinlenebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Allah'a kurban. Nereye gidiyorsun lan? Bırak beni Yasin. Mısır ununa bulanan hamsi gibi günaha bulanacağım. Lan dur! Dur! Muhlamada eriyen kaşar gibi eriyeceğim. Lan dur! Lan dur! Abarttın, ayranı fazla kaçırdın. Kıymaya dolanan karalahana gibi dolayacağım onu. Lan çok pişman olacaksın. Gel buraya. Gel, 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 gel. Geç şöyle. Ayran saplayalım. Keyifler yerinde. Eğlencenize bakın. Vallahi bu da, bu da şeyiniz, hesabınız. Aman aidatınız. Ama hocam biz aidatları her ay ödeyip dururuz yani. He, bunlar ek olanlar. Yeni işlendi. Hocam elektriği suyu anladım da bir galona 800 lira yazmışsınız. Lütfen ama. Hocam ayran ikram mıydı? Evet. Tüh bilsem bir tane daha içerdim. Hocam şimdi bura biraz şişirilmiş gibi duruyor. Biz bunu ödeyemeyiz. Öyle tabii, mi? Tabii hocam. Ödenmez. Ödenmez bu. Çocuklar alalım arkadaşları. Nasıl? Hangi arkadaşlar? Hangi çocuklar? Güvenilik mi? Dur ya. Sizin gözlerinizden anladığım kadarıyla arkada bir dağ mı oluştu? Ben geleyim o zaman. Bunu sen al. Yapmasın. Çıkabilirsiniz Güvenlik Bey. Siz neden böylesiniz acaba? Ben sahi güvenliyim. Anladım. Mevsim bitince tabii. Ben sanatçıyım. Sanatçıya şiddet olmaz. Doğru mu? Yürüyelim. Kibarca çıkalım. Buyurun. Bir şey soracağım. Arkandaki çiçek yapay mı? Ne yapay mı? Ben kendimi götürürüm. Güzel. Gel. Oh. Nasıl? Lan ne nasıl ya? İki defa beni kucağa aldırttın. Ama eğlence. Ya senin ben hayaline sayayım Kenan. İlim irfan yurdunu günah yurduna çevirdin ya. Ben bir gideyim abdest alayım çünkü bunun hayalinde dansöze bir şeyler ettim. Lan oğlum. Ben seni göndermedim ya lan. Ama hayal benim hayalimdi. Günah benim boynuma lan. Ya senin boynunda yer mi kalmış ya günahta? Bak sağ taraftaki melek hiçbir şey yazamıyor. Sol tarafın kolu koptu. Ya eğlendik ama güzel oldu he. Ya her şeyi geçtim. Eğlendik, eğlendik. Yani ben atanamazsam aslanlık köçek olmayı düşünebilirim. Çok mantıklı biliyor musun? Ben zaten Türkiye'de Türkçe öğretmenliğini saçma buluyorum. Niye lan? Herkes Türkçe biliyor. Gerek var mı böyle bir şey? Ya sen ve senin gibiler için gerek var zaten. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Mantık olabilir mi ne? Bu Türkçe öğretmeni ya. Bu Türkçe öğretmeni ya. Sen nasıl konuşuyorsun? Ya abi her şey, bir dakika, bir şey, her şeyi geçtim, bir şey söyleyeceğim. Ulan biz hesapta niye sıkıntı yaşadık? Hayaldeyiz yani, hayalde bari hesabı ödeyelim ya. Yok oğlum, gerçekçi hayal kurdum. Paramız yok, ne yapalım? Uşaklar, böyle olmaz. Bizim yurt olarak toplu bir kurtuluşa ermemiz lazım. Nasıl olacak? Senin hayalin ne? Bakın, anlatayım. Ya bırak karı, banttan veriyorlar bize. Adamın biri bir gün Mecidiyeköy trafiğinde kalıyor. Ama nasıl sıkışık bir trafik. Hiç ilerlemiyor. Arkadaki araba sürekli kornaya basıyor. Sürekli kornaya basıyor. Adam çıldırıyor. İniyor arabadan, arkadaki arabaya gidiyor. Ya diyor, salma da şu kornayı. Arabasına geri gidiyor. Arkadaki arabada bir daha korna çalmıyor. Çalmak çok büyük haramdır muhterem Müslümanlar. Çalmak günahdır, çalmayın. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi konuşuyorum. Çok iyi konuşuyorum. Arabaya nasıl bak? Korna çalmak. Hadi lan hadi ya. Niye anlattın da niye anladınız ya? Sen sus lan.
Sen sus! Anlayalım lan şunu, kafana vallahi vururum şimdi ha. Birbirinize bağırmayın uşaklar. Unutmayın paralamız, sevgi ve hoşgörü. Pardon, pardon hocam. Pardon. Kusura bak. Selamun aleyküm hocam. Müsaade var mı? Tabii müdür bey, buyurun. Tabii. Muhakkak. Tabii, doğru. Uşaklar biliyorsunuz, yurdumuzun bazı giderleri var. Ses sistemini yenilettik. İki tane klima taktırdık oraya. Çalışmıyorlar ama taktırdık. Halıları yıkatıyoruz her ay. Yan tarafa minik talebeler için bir kurs yaptıracağız. O yüzden 3-5 demeden bir şeyler atalım buraya. Ama arkadaşlar yani hocam biz her ay aidat ödeyip duruyoruz. Lan sus! Sus! Kayılı kızla yemeye paran var. Kaçak sitelerde bahis oynamaya paran var. RTTV kullanmaya paran var. Bir buram yok lan. Lan bu saydıkların hep senin yaptığın şeyler. Tık! Yanarız arkadaşlar, atın yanarız. Evet vallahi. Müslümanlar, sadaka belayı da feder. Benim param yok, benim yerime de at. Ya bu benim, nasıl bir mantık? Yanımda para yok, at. Az çok demeyelim arkadaşlar, koyun. Bol koçum bu. Hocam yemekte ne var? Hocam sorulur mu ya? Hamsi var. Ay. Lan. Çorba ne var hocam? Hamsi çorbası. Tabii. Ağzım sulandı. Tatlı ne var hocam? Hamsi köy sütlacı. İyi bari, onun içinde hamsi yok. Doğru, o yüzden üstüne koydum. Böyle çapraz koysaydın. Çapraz koydum, biraz açık çapraz. Çok iyi, ağzım sulandı. Muhterem Müslümanlar, yemeğe geçelim isterseniz. Ya yeter gari ya. 6 aydır hamsi ve türevlerini yiyip duruz ya. Hamsiyle bağıracaklar gari, bizi yemeyin diye. Lan hamsi Ege şivesiyle mi konuşuyor? Sen buna mı takıldın arkadaş? Hamsi Ege şivesiyle mi konuşuyor? Bu, sorunumuz bu. Bunu anlatıp durun. Sorunumuz bu. Hamsi konuşur mu hamsi? Allah Allah. Hocam bunlar kaldı. Nasıl? Çok iyi. Vallahi ya. Benim içim bir huşuyla doldu biliyor musun? He. Bence. Dolar tabii ceplerin doldu çünkü. O ne demek lan? Para çaldın ya. Ki? Sen? Nerede? Burada çaldın ya. Ne kadar çaldın? 50-60 lira götürmüşsündür. Yalan söylüyor. 100 lira çaldım bak. İftira. Bak kendi ağzından söylüyor. Çalmış işte. İftira. En iyi ya. Benim hayalimdi. Hayır. Bu dünya imtihan dünyası. Hayır ama arkadaşlar. Oğlum ben size eğlence sundum. En kıymetli. Benim filmde fenomen olmadı ama para da gelecek. Temiz olacağız ya. Arkadaşlar bir şey soracağım. Benim hayalimi dinlemedik henüz. Farkında mısınız? Ya senin hayalin ne olacak? Gitar çalacaksın, kızlar gelecek. Bilmiyoruz sanki. Evet. Önemli olan ama öbür dünya oldu. Bir şey söyleyeceğim. Benim hayalim o değil belki ya. Benim hayalimi sormayacak mısınız? Oğlum merak etmiyoruz işte lan. Bak, benim. Abi bir şey söyleyeceğim. Benim hayalimi de görelim. Ondan sonra hangimizin hayali daha iyi, ona göre nasıl yaşayacağımıza ona göre karar veririz. İyi, tamam hadi hadi. Tamam. Şimdi benim hayalimi izliyoruz. Ya bir insan hiç mi hayal gücü olmaz ya? Bu ne, aynı yerdeyiz. Dalga mı geçiyorsun lan? Abi evet, aynı yerdeyiz. Hiçbir şey de değişmedi. Niye değişsin ki? Böyle iyi değil mi lan? Ha? Evet, hepimiz farklıyız. Hepimiz ayrı şeyler düşünüyoruz. Memleket gibi oğlum işte. Hepimiz ayrı telden çalarız ama aynı türküyü söyleriz. Ben sizden razıyım lan. Sen şimdi pavyon olmaz mı diyorsun? Ya abi. Ya güzel baba, bir şey söyle. Ya baba, iyi bir şey. Şey. Evet. Çok güzel hareket diyenler. Zihinci diyenler. Net zildir. Bir suya çok teşekkür ederiz. Anadolu Ateşi ekibi. Anadolu Ateşi zaten siz de biliyorsunuz. Ne zaman ihtiyacımız olsa arıyoruz. Hiç ikiletmiyorlar. Sağ olsunlar, hep geliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Zil, bu net bir zildi bence. Öyle dedi seyircimiz. Evet, ama. Arif hazırlığa gittiği için yazarlarımızdan Atakan. Peki. Seni gönderiyoruz. Altyapıdan arkadaşlarımız da çok... Nasıl, beğendiniz mi altyapıdaki yapıdaki? Ben şunu
onu soracağım. Yurtta kaldınız mı? Ben kaldım. Ben de. O zaman şu da geliyor. Sen gerçekten böyle şeyler hayal mi ettin? Yani yurtta kalan birçok erkek vardır burada. Yani dansöze kadar çıkmadı iş ama tabii hani yurtta böyle bir pavyon havası olsun, öyle bir eğlence, o kadarını hayal etmedik ama... Bir köçek oynayalım. Yani köçek, evet, o da biraz fazla oldu. Bu tarz şeyler hayal etmesek de hayallerimiz vardı. Birçoğu da gerçekleşmedi. Evet. Yurtlar çünkü öyle... İyi ki gerçekleşmedi. Yurtlar öyle hayallerin pek gerçekleştiği yerler değil. Takdir edersiniz ki biz de o yüzden böyle bir skeç yazmak istedik. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Başlayınızla. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi mutfakta.